Merhaba arkadaşlar. Sizlere 30. föyümüzdeki Doppler olayı ve elektromanyetik dalgalar konusunu anlatacağım. Doppler olayından başlayalım. Su, ses ve ışık dalgalarında gözlenen frekans ile kaynaktan çıkan dalgaların frekansı aynı olmayabilir. Kaynak ve gözlemci hareketine bağlı olarak gözlenen frekanstaki değişimi ve bu değişimi keşfeden Doppler'in adında hareketle Doppler olayı denilmiştir. Ses dalgalarında Doppler etkisi. Biz TET'de ses dalgalarının özelliklerini öğrenmiştik. Burada su, ses ve ışık dalgalarının frekansı kaynağın frekansına bağlıydı. Bir ses ya da ışık kaynağından çıkan dalgalar ortam değiştirseler de frekansları değişmiyordu. Ses dalgaların hızı ortamın özelliklerine bağlıdır. Aynı ortamdaki ses dalgaların hızları da aynıdır. Ses katı ortamlarda en hızlı, gaz ortamlarında en yavaş hareketi yapıyordu. Şimdi gözlemciler frekansı yüksek sesleri ince, tiz, frekansı düşük sesleri ise kalın, pes olarak algılıyor. Biz burada ses dalgalarındaki Doppler olayı kaynak ve gözlemci arasında bir bağıl hareket olduğundan ortaya çıkıyoruz. Şimdi ses kaynağı ve gözlemci ikisi de duruyor ya da aynı yönde eşit hızda hareket ediyorsa aralarında bir bağıl hız yoksa gözlemci sesin gerçek frekansını algılar. Aşağıdaki şekle baktığımız zaman arkadaşlar onur ile ses yayan araç Bakın aynı yönde ve hızları eşit olduğundan onur kaynağın yaydığı gerçek ses frekansını algılar. Peki burada Kemal ile Büşra şekildeki gibi dururken bakın ikisi de duruyor burada hızları sıfır. Ses kaynağı Kemal'e doğru hareket ediyor arkadaşlar. Bu durumda Kemal sesi olduğundan daha yüksek frekansta ve yüksek frekans olduğu için ince algılar. Büşra ise frekansı düşük ve daha kalın olarak algılar şeklinde yorum yapabiliyoruz. Şimdi biz dalgalar konusunda bakın hız eşittir lambda çarpı f'de arkadaşlar. Bu bağıntıya göre ses dalgasının hızı sabit olduğundan bakın dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. Yani biraz önceki şeklimizde büşraya yaklaşan dalgaların dalga boyu büyüdüğü için frekansı küçüldü. Kemale yaklaşan dalgaların dalga boyu küçüldüğü için frekansı arttı şeklinde yorum yapabiliriz. Peki şimdi şeklimize geri dönelim. Burada ezgiye bakalım. Ezgi gibi koşarak ses kaynağına yaklaştığı için algıladığı frekans Kaynağın frekansından ve bağıl hız daha büyük olduğundan Kemal'in algıladığı frekanstan daha büyük olacaktır arkadaşlar. Peki biz ses dalgalarında Doppler olayını Doppler ultrasonografisi ile vücuttaki damarların görüntülenmesinde kullanılmaktadır diyoruz. Birinci örnek soru. Ses dalgalarında Doppler olayı ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz. Doppler olayının gözlenebilmesi için dalga kaynağının hareketli, gözlemcinin ise mutlaka hareketsiz olması gerekir. Şimdi arkadaşlar biz kaynağın ve gözlemcinin birbirine göre bağlı hızının olması şartı vardır ses dalgalarını Doppler olayını gözleyebilmemiz için yani birinin hareketli, diğerinin ise hareketsiz olması diye bir şart koymadık. O yüzden birinci öncülümüz yanlıştır. İkinci öncülümüz Doppler olayında ses dalgalarının hızı değişir. Şimdi hızın değişmesine sebep neydi arkadaşlar? Ortam. Ortamı değiştirirsek hızımız değişir. Burada da ortam değişmediğine göre ikinci öncülümüz de yanlıştır diyoruz. Üçüncü öncülümüz Doppler olayında birim zamanda işitilen dalga sayısı değişir. Şimdi frekans birim zamandaki dalga sayısı olduğundan birim zamanda işitilen dalga sayısı değişirse ses farklı frekansta algılanabiliyordu. Kalın ve ince gibi. Arkadaşlar o yüzden üçüncü öncülümüz doğrudur. Yani burada cevabımız yalnız 3 C seçeneğinde bize verilmiştir. İkinci örnek soru. Doğrusal bir yolda hareket eden K, L, M araçlarının hızları şekilde belirtildiği gibi sırasıyla 3 ve 2 ve V'dir. L aracı korneye bastığında sabit frekanslı ses yayıyor. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz. K'nın sürücüsü korna sesini olduğundan daha tiz, ince algılar. Şimdi Şöyle düşünelim. Gözlemciye göre birim zamanda gelen dalga sayısı artıyorsa frekansı daha büyük. Azalıyorsa frekansı daha küçük algılayacak arkadaşlar. O zaman burada kanal sürücüsü ses kaynağına yaklaştığı için sürücü sesin frekansını daha büyük yani daha ince yani daha tiz algılar diyoruz. Birinci öncülümüz doğru. İkinci öncülümüz M'nin sürücüsünün algıladığı sesin frekansı gerçek değerinden daha büyüktür. Arkadaşlar ses kaynağı bakın nereye doğru yaklaşıyor? M aracına doğru yaklaştığı için M'nin sürücüsü ses frekansını daha fazla algılamış olacak. O yüzden ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüz M'nin sürücüsü korna sesini Olduğundan daha kalın algılar arkadaşlar daha kalın algılıyor olabilmesi için ne olacak frekansı küçük olacaktı ama burada lm'ye yaklaştığı için frekansı küçük değil zaten burada dikkat edersek kalın değil ince bir şekilde algılar diyoruz. 3. öncülümüz yanlıştır doğru seçeneğimiz 1 ve 2 yani c seçeneğinde bize verilmiştir. Evet, gelelim ışık dalgalarında Doppler etkisi. Doppler olayı su ve ses dalgalarının yanı sıra ışık içinde geçerlidir. Bundan dolayı Doppler etkisi uzay araştırmalarında kullanılmaktadır. Evrenin nasıl oluştuğunu açıklayan büyük patlama yani Big Bang teorisinin en önemli kanıtlarından birisi olan evrenin genişlediği fikri Doppler etkisiyle kanıtlanmıştır. Arkadaşlar uzak galaksilerden gelen ışınların renk tayfının kırmızıya kayması ışığın frekansının azaldığını dolayısıyla galaksilerin dünyadan uzaklaştığını kılar. İşte biz bu olaya kırmızıya kayma adı veriyoruz. Peki şimdi arkadaşlar aynı zamanda şekilde gördüğümüz üzere bakın eğer galaksi ya da yıldız dünyaya yaklaşıyorsa bu durumda da Doppler etkisiyle gelen ışığın frekansı daha büyük algılanır. Yani diyoruz ki renk tayfı maviye kayar diyebiliriz. Şimdi gelelim yıldızların çevresinde bulunan birçok gezegen ışık rengindeki kaymadan yararlanarak bulunmuştur. İşte bunu da biz nerede kullanıyor arkadaşlar? Astronomide kullanıyoruz. Burada da dikkat edelim. Yani burada yorum yaparsak biz şunları çıkarabiliriz. Işık kaynağı şekildeki gibi yani burada bakın ne diyor? Dünyadaki gözlemciden uzaklaşıyorsa şuradaki gibi dünyadaki gözlemciden uzaklaşıyorsa gözlenen frekans küçük, dalga boyu büyük olur. Ama ışık kaynağı dünyadaki gözlemciye yaklaşıyorsa arkadaşlar burada da gözlenen frekans büyük. Yani o zaman ne olacak? Dalga boyu küçük olur diyeceğiz. Dalga boyuyla frekans ters orantılıydı. Astronomlar Doppler etkisini de göz önünde bulundurarak uzak yıldızlardan gelen ışığın frekansı ile dünyadaki elementlerin spektrumlarını karşılaştırıp yıldızların yapısında bulunan elementleri tespit ederler. Günlük yaşamda araçların hızlarını tespit etmek amacıyla polislerin kullandığı radar cihazı da Doppler etkisinde çalışan araçlardandır diye biliyoruz. Üçüncü örnek soru. Üzerinde ışık kaynağı bulunan araç sabit frekanslı ses üretmektedir. Emin sesi gerçeğinden daha büyük frekanslı algıladığına göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncüğünde araç bir yönünde hareket etmektedir. Şimdi emirin algıladığı ses gerçeğinden daha büyük frekanslı olduğuna göre ne olacak arkadaşlar? Araç emine doğru yaklaşacak. O zaman bir yönünde yaklaşmaktadır diyeceğiz. Birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz Yusuf'a göre ışığın dalga boyu olduğundan daha büyüktür. Şimdi şunu düşünüyorum. Araç Yusuf'tan uzaklaştığına göre yayılan sesin dalga boyu büyük ne olacak arkadaşlar? O zaman dalga boyu büyük olmuş olacak uzaklaştığı için ikinci öncülümüz de doğrudur. Üçüncü öncülümüzde Yusuf sesi daha kalın algılar. Şöyle düşünüyoruz dalga boyu büyüdüğü için frekansı küçülecek yani frekansı kalın yani pes olarak algılamış diyeceğiz arkadaşlar. Üçüncü öncülümüz de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dördüncü örnek soru. Günlük yaşamda ve bazı araştırmalarda ses ve ışığın Doppler etkisinden yararlanılmaktadır. Buna göre hangilerinde Doppler etkisinden yararlanılmaktadır? Birinci öncülümüz. Karayollarında hız kontrol radarları. Arkadaşlar radarların hareketli araca gönderdiği elektromanyetik dalgalarıyla frekansı ile araçtan yansıyanların frekansla meydana gelen değişim aracın hızını belirliyor. O yüzden de biz bunu Doppler etkisi diyoruz. Yani birinci öncülümüz doğru hız radarları. İkinci öncülümüzde yıldızların dünyadan uzaklaşma hızlarının belirlemesi. Evet yıldızdan gelen ışınların dalga boyunun büyümesi sonucunda algılanan kırmızıya kayma dediğimiz olay neydi arkadaşlar? Yıldızın uzaklaşma hızını belirlerdi. İkinci öncülümüzde doğru. Üçüncü öncülümüzde tıpta görüntülemede kullanan, kullanılan ultrason cihazları. Ultrasonda ses dalgalarının Doku ve organlardan geri yansıması sırasında frekansta meydana gelen kaymadan yararlanarak arkadaşlar tıpta ultrason cihazlarında da doppler etkisinden yararlanıyoruz. Yani cevabımız 1-2-3 E seçeneği de doğru olarak verilmiştir. Şimdi konumuza devam edelim. Elektromanyetik dalgalar. Elektromanyetik ismi elektrik alan ve manyetik alandan gelmektedir durgun haldeki bir yükün çevresinde yalnız elektrik alan vardır. Yüklü taneciğin ivmeli hareket yaparak titreşmesi sonucunda elektrik alanın yanı sıra bir de manyetik alan meydana gelir. Biz elektromanyetik dalgaları yüklü parçacıkların ivmeli hareketi sonucunda oluşan aynı fazla titreşen birbirine dik bir elektrik alan ve bir manyetik alandan oluşan Yayılması için maddesel ortamın ihtiyaç duyu duymayan dalgalara elektromanyetik dalgalar diyoruz. Maxwell, Gauss, Faraday ve Amper gibi bilim insanlarının keşfettiği ve kendi adlarıyla bilinen yasaları yorumlayıp bazı düzenlemeler yaparak elektromanyetik teoriyi oluşmuş oluşturmuştur. Maxwell elektromanyetik teoriyi kendi adı ile anılan dört denklemi de ifade etmişler. Bu dört denklem elektromanyetizmanın temelini oluşturmaktadır arkadaşlar. Ve Maxwell elektrik ve manyetik alandaki değişimlerin birbirlerini oluşturduğunu bulmuştur. Zamanla değişen bir manyetik alanın bir elektrik alan oluşturduğunu, zamanla değişen bir elektrik alanın da bir manyetik alan oluşturduğunu ve bunların ilerlemesi sonucunda elektromanyetik dalganın oluştuğu belirtilmiştir. Maxwell denklemlerinin irdelenmesi sonucunda elektromanyetik dalgalarının elektrik alan ve manyetik alan bileşenlerinin aynı fazla olduğu elektrik alan şiddeti maksimum olduğu anda manyetik alan şiddetinin de maksimum olduğunu ortaya koyacak. Yani aynı biçimde bileşenlerden biri sıfır olduğunda diğeri de sıfır olmuş olacak. Bundan dolayı manyetik alan ve elektrik alan bileşenleri aynı fazladır diyoruz. Peki biz yayılma doğrultusu, hareket doğrultusu da diyorduk. Bu iki bileşeni dik olduğundan elektromanyetik dalgalar enine dalgalardı arkadaşlar. Ve biz bu enine dalgaları bulu yayılma yönünü bulurken bakın sağ el kuralını kullanıyoruz. Peki o zaman şekilde de gösterildiği gibi sağ elimizin baş parmağı elektrik alanı. Dört parmağımız manyetik alanını gösteriyor ve bu şekilde tuttuğumuzda avcumuzun içi dalganın yayılma yönünü göstermiş oluyor. Elektromanyetik dalgaların elektrik alan ve manyetik alanlarının büyüklüklerin oranı sabittir ve bu sabit arkadaşlar ışık hızına eşittir. Beşinci örnek sorumuz, şekildeki elektromanyetik dalgaların bazı bileşenlerinin yönleri verildiğine göre, 1 de 2 de yani 1 de elektrik alan, 2 de ışık hızı, 3 de manyetik alan vektörlerinin yönleri nedir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar, kuralımız neydi? Sağ el kuralımıza göre, 4 parmağımız manyetik alanın yönünü gösteriyordu, baş parmağımız ise elektrik alanın avcumuzun içi de Hızın yönünü gösteriyordu. Biz bu kuralı uyguladığımızda birincisinde bakın manyetik alanımız ve ışık hızımız belli. Elektrik alanımızın yönü neresi çıkacak? Sahil kuralımızda koyduğumuzda artı y yönünde çıkacaktır. Peki. ikiye geldiğimizde ışık hızını soruyor bize. Dört parmağımı manyetik alanın yönüne koydum. Baş parmağımı elektrik alanına koydum. Avcumun içinin gösterdiği nokta bakın. Eksi x yönündedir diyoruz. Buradadır. x. Eks. Peki 3'e geldiğimde de manyetik alanı soruyor. O zaman arkadaşlar ne yapıyorum? Burada benim baş parmağım elektrik alanın yönünü gösteriyor. Avcumun içi de ışık hızını gösterdiğinde manyetik alanımın yönü nereyi gösterdi? Arkadaşlar dikkat edin. Artı x yönünü göstermiş oldu. Bu kuralı sağ el kuralımızı kullanarak yaptığımızda şıklarımıza bakıyoruz. Birincisinin artı y olduğunu konuşmuştuk. Şurada var. İkincisinin eksi x olduğunu konuştuk. Bakın eledik burada. Üçüncümüz cevabımızın da artı x olduğunu koyduğumuzda doğru cevap seçeneğimiz D şıkkında verilmiştir diyoruz. Evet çok yakın bir soru. 2018 AYT'de ÖSYM'nin sorduğu bir soru. Bir radyo istasyonundan yapılan bir yayın. Vericiden dalgalar halinde yayılarak alıcı antene gelir. Radyo vericisinden yayılan ve alıcı antene kadar gelen bu dalgalar ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz ses dalgasıdır. Arkadaşlar radyo vericisinden yayılan dalgalar radyo dalgalarıdır. Radyo dalgaları ise nedir? Elektromanyetik dalgalardır. O yüzden birinci öncülümüz doğru değildir. İkinci öncülümüz de enine dalgalardır demiş. Arkadaşlar elektromanyetik dalgalar yani ışık dalgaları hareket doğrultusu titreşim doğrultusuna dik olduğu için enine dalgadır. İkinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncülümüz yayılması için maddesel ortam gerekir. Arkadaşlar Ses dalgaları için evet. Yayılması için maddesel bir ortam gerekiyor. Ama burada elektrik manyetik dalgalarda arkadaşlar diyoruz ki yani kapalı ortamlarda işte katı ortamlarda elektromanyetik dalgaların yayıldığını gösterir. Yani hem boşlukta hem de katı ortamlarda yayılabilir diyoruz. O yüzden ikinci öncülümüzde yanlış Maddesinin ortama ihtiyacımız yoktur. O yüzden cevabımız yalnız 2A seçeneğinde bize doğru olarak verilmiştir. Evet elektromanyetik dalgaların özellikleri. 1- Yüklü parçacıkların ivmeli hareketleri sonucunda oluşur. 2- Mekanik dalgalardan farklı olarak boşlukta da yayılır. 3- Doğrusal olarak yayılan eline dalgalardır. 4. Elektrik ve manyetik alanlar birbirini doğrudan boşlukta ışık hızı ile yayılır. 5. Yüksüz olduklarından elektrik ve manyetik alanda sapmaya uğramazlar. 6. Enerji taşıdıklarından dolayı bu dalgaları soğuran ortamlar ısınır. 7. Hızları ortamdan etkilenir yansıma, kırılma, kırınım ve girişim yaparlar. 8. Elektrik ve manyetik alan bileşenleri eş zamanlı olarak artar ve azalır. Yani aynı fazladır. 9. Elektromanyetik dalgalar polarize edilebilir. Yani kutuplanabilir. Elektromanyetik dalgaların enine dalga olma özelliğinin en açık sonucu kutuplanabilir olmasıdır arkadaşlar. Şimdi polarize edilmemiş dalga her yönde titreşirken bir doğrultuda polarize edilen dalga sadece bir yönde titreşir. Yani hem düşey hem de yatay doğrultuda polarize edilen elektromanyetik dalgalar iki filtre tarafından bakın şekildeki gibi arkadaşlar iki filtre tarafından tamamen sorulabilir. Yani biz gözlük ile ışık kısmen polarize edilmiştir. O yüzden polarize edilmiş güneş gözlüğü takıyoruz ki gözlerimiz zarar görmesin diye. Dikkat edelim. Peki mekanik dalgaların hızı, frekans ve dalga boyları arasındaki ilişkiyi biz arkadaşlar lambda eşittir hız bölü frekans şeklinde görmüştük. Bizim burada elektromanyetik dalgalarda kullanacağımız hız neydi? Işık hızı olduğu için dalga boyu eşittir Işık hızı bölü frekans şeklinde ifade edebiliyoruz. Bir radyo kanalının frekansından yararlanarak o radyo kanalının yaptığı yayının havadaki ya da boşluktaki dalga boyu bu bağıntı ile hesaplanabilir. Yani arkadaşlar, elektromanyetik dalgaların enerjisi frekanslarıyla doğru, dalga boyu ile ters orantılıdır. İşte bu orantı sabiti bize Planck sabiti olmak üzere. Enerjiyi bulurken arkadaşlar biz h çarpı f yani burada biz f'i de açtığımız zaman hc bölü lambda bağıntısı ile bulmuş oluyoruz. Altıncı örnek soru. Aynı ortamda yayılan x ve y elektromanyetik dalgalarından x'in dalga boyu y'nin dalga boyundan büyüktür. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Birinci öncülümüz. İki dalganın da yayılma hızları eşittir. Arkadaşlar elektromanyetik dalgaların aynı ortamdaki hızları birbirine eşittir. Ortam farklı olduğunda hızları farklı olur diyorduk. O yüzden birinci öncülümüz doğrudur. İkinci öncülümüz. Y'nin frekansı x'in frekansından küçüktür. Biz frekansı arkadaşlar lambda eşittir c bölü f bağıntısına göre hesaplıyorduk. Burada ışık hızımız sabit. Bütün elektromanyetik dalgalarda ışık hızı olduğundan dalga boyu ile frekans ters orantılıdır. O zaman y'nin dalga boyu küçük olduğu için y'nin frekansı büyüktür olacaktı. İkinci öncülümüz yanlıştır. Üçüncü öncülümüz her iki da enerjileri eşittir. Arkadaşlar enerjide de yine biz Enerji eşittir. HC bölü lambda'yı kullanıyorduk. Burada bakın ışık hızımız yine sabit. Ama dalga boyuyla enerjimiz ters orantılı. E burada dedik ki x'in dalga boyu y'nin dalga boyundan daha büyüktür. O zaman birbirinde de ne olacak arkadaşlar? Y'nin ki daha küçük olacak enerjisi. O yüzden birbirini eşit değildir. Yani bizim doğru cevabımız yalnız bir A seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. 2012 LYS ÖSYM e bakalım bize ne sormuş. Bir mikrodalga fırın çalışırken 2 çarpı 10 üzeri 9 hertz frekanslı elektromanyetik dalgalar oluşturuyor. Bu dalgaların dalga boyu kaç santimdir? Dikkat edelim. Sanırım burada dikkat etmemiz gereken kısım santim kısımları olacak. Şimdi bizim hesaplamamızı yaparken biz dalga boyu eşittir c bölü F'ti arkadaşlar. O zaman dalga boyunu yerine yazalım. Bulmak için ışık hızımız arkadaşlar 3 çarpı 10 üzeri 8 bölü frekansımızın değeri 2 çarpı 10 üzeri 9 dediğimizde burada arkadaşlar birbirine böldüğümüzde 0,15 metre bulmuş olduk. Ama bakın bizden ne istiyor cevap? Santim istiyor. 0,15 metre kaç santimdir? 15 santimdir. Yani cevabımız C seçeneğinde bize doğru olarak verilmiştir. Şimdi elektromanyetik spektrum. Arkadaşlar bakın dikkat ederseniz burada bize dalga boyları verilmiş frekansları verilmiş. Hepsini görebiliyoruz. Elektromanyetik dalgaların enerjini enerjilerine göre sıraladık. Sıralandıkları çizelgeye biz elektromanyetik dalga spektrumu ya da tayf adı veriliyoruz. Bu spektrumda arkadaşlar radyo dalgalarından gama ışınlarına doğru yolu izliyoruz. Peki bu yolu izlerken dikkat edin. Bakın dalga boyumuz azalıyor. Peki dalga boyumuz azalırken arkadaşlar frekansımız Artıyor. Frekansımız artınca enerjimiz de artıyor şeklinde yorum yapabiliriz. Şimdi isterseniz biz bu elektromanyetik tayftaki dalgaları bir tek tek bakalım nelermiş bunlar. Radyo dalgaları. Yüklerin iğmeli hareket sonucu oluşuyor ve frekansları 10 kilohertz ile 300 bin megahertz arasında değişirken Dalga boyları 0,1 cm ile bin metre aralığındadır. Radyo dalgaları elektronik cihazlar yardımıyla oluşturularak radyo, televizyon, cep telefonu, uydu ve dedektör gibi algılama ve iletişim sistemlerinde kullanıyoruz. En geniş aralığa sahiptir radyo dalgaları arkadaşlar ve günümüzde FM adı verilen radyo dalgaları kullanılmaktadır. Taşıdıkları enerji çok küçük olduğu için canlılığın sağlığına bir zararı yoktur yoktur arkadaşlar. Süpernova patlamalarından sonra radyo dalgaları ile radyo dalgaları oluşabilir. Bu radyo dalgaları radyo teleskopları ile incelenebilerek bazı yıldız ve gezegen oluşumlarının madde yapısı anlaşılabilir diyoruz. Bir diğeri mikrodalgalar. Mikrodalgaları günlük hayatımızda şekilde görüldüğü üzere kullanıyoruz arkadaşlar. Biz mikrodalgalar Uzun mesafeli bilgi aktarımında kullanılabilen elektromanyetik dalgalardır. Yağmur, kar, sis ve kirli havanın içinden kolaylıkla geçebildiği için uzaydan dünyayı görüntüleme için kullanılır. Radarlarda, cep telefonlarında, kablosuz internet erişimi gibi iletişim amaçlı olarak, trafikte hareket halindeki araçların hız kontrolü Uçakların iniş kalkış ve rotalarının takip edilmesi, maddenin atomik ve moleküler değişkenlerinin incelenmesi gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Mutfaklarda yer alan mikrodalga fırınlar bu dalgaları üreterek yemekleri kısa sürede ısıtmaktadır diyoruz. Bir diğeri kızıl ötesi, ışınlar. Arkadaşlar kızıl ötesi ışınlar Sıcak cisimler ve moleküller tarafından oluşturulduğu için bu dalgalara ısı dalgaları da denir. Bütün canlılar, eşyalar ve vücudumuz kızılötesi ışınlar yayar. Bu ışınlar maddenin sıcaklığını arttırır. Fizik tedavide, kızılötesi fotoğrafçılıkta ve TV'lerin uzaktan kumandalarında kullanılır. Termal kameralar sıcak cisimlerin yaydığı kızılötesi ışınları algılayan cihazdır. Bu kameralar ile karanlıkta hareket eden canlılar görülebilir. Görünür ışık dalgaları elektromanyetik tayf içinde insan gözünün algılayabildiği ve görme olayının gerçekleşmesi için gerekli olan elektromanyetik dalgalar görünür ışıktır. Arkadaşlar burada görünür ışık tayfımızın en küçük bir bölümüdür. Ve dikkat edin kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi, mor. Yani kutu sayamam da frekans ve enerjinin arttığı dalga boyunun azaldığını gözlemleyebiliyoruz. Bir diğeri mor ötesi ışınlar. Mor ötesi ışınlar ultraviyole ışınları olarak da bilinir. Ve çok büyük kısmının kaynağı da güneştir. Elektrik arklarından ve gaz boşalmalarından meydana gelir. Yüksek enerjili oldukları için cilde zararlı olup güneş yanığı ve cilt kanserine neden olabilir. İşte güneş kremleri, güneş gözlükleri UV ışınlarının bir kısmını tutabilir. Peki zararlı ultraviyole ışınlarının bir kısmı ozon tabakasını da engellenir. Morates ışınlar steril amaçlı dezenfektan gibi işlemlerde yıldız ve galaksilerin incelenmesinde kullanılır diyoruz. X ışınları, röntgen ışınları olarak zaten genellikle tıpta kullandığımız bir ışın. Arkadaşlar metal bir hedefin yüksek enerjili elektronlarla bombardıman edilmesi sonucunda meydana geliyor. Bu dalga boyu dikkat edin. 10 üzeri eksi 8 metre ile 10 üzeri eksi 12 metre aralığında olan yüksek enerjili ışınlardır. Yani atomlar arasındaki mesafe boyutunda olduğu için maddenin kristal yapısının incelenmesinde ve tıpta teşhis tedavisi için kullanılır. Dokuların içinden geçerek canlılara zarar verebilir. X ışınları röntgen ışını olarak da bilinir. Canlı vücutlarının iç yapısının görüntülenmesinde kullanılan röntgen filmi ve tomografi cihazları X ışınları ile görüntü elde eder. Ve arkadaşlar son olarak gama ışınları. Gama ışınları bazı radyoaktif çekirdekler tarafından belirli nükleer tepkimeler sürecinde yayılan elektromanyetik dalgalardır. Gama ışınları elektromanyetik dalgalar içinde en kısa dalga boyuna ve en yüksek enerjiye sahip ışınlardır. Yüksek giricilik özelliği ile maddelerin içine çok kolayca nüfuz edebilir. Gama ışınları canlı varlıklar tarafından alınırsa dokularını tahrip eder. Fakat kontrollü olmak şartıyla kanserli hücreleri öldürmede ve besinler üzerindeki mikropların yok edilmesinde kullanılmaktadır diyoruz arkadaşlar. Evet, elektromanyetik spektrumu yani tayflarımızı gördük tek tek. Şimdi Yedinci örnek soru. Işık tayfının bir ucundaki radyo dalgalarından diğer ucundaki gama ışınlarına doğru gidildikçe yargılarından hangileri doğru olur? Şimdi arkadaşlar şöyle demiştik ki ışık tayfında radyodan gamaya gidildikçe dalga boyumuz küçülür ve frekanslı enerjimiz artar demiştik. Şimdi bakalım. Dalga boyu küçülür. Birinci öncülümüz doğru. Enerjisi artar. Evet ikinci öncülümüz doğru. Tanecik özelliği artar. Arkadaşlar şimdi şöyle düşünelim. E, frekans ve enerji artıyor ya. Frekansı büyük olan neydi mesela? X ışınları ve gama ışınlarının. Tanecik özelliği var. İşte burada dalga özelliğine göre ön plana çıkar. Yani o zaman frekans gibi düşündüğümüzde tanecik özelliği de artar diyoruz. Yani cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğinde doğru verilmiştir. 2015 bir ÖSYM sorusu. Elektromanyetik dalgalarla ilgili yargılarından hangileri doğrudur? 1. Gama ışınlarının yayılma hızı en büyüktür. Arkadaşlar gama ışınlarının yayılma hızı şöyle söyleyebilirdik. Ne derdik? Bu taifteki bütün elektromanyetik dalgalar arkadaşlar aynı ortamda eşit hızlarla yani hatta biz bunu ışık hızıyla diyorduk. Doğru mu? O yüzden gamma ışınlarının hızı en büyük değildir. İkinci öncül, Işınların hepsi aynı hızda yayılır. Evet, aynı hızda yani eşit büyüklükte yayılır. Neden hepsi aynı ortamdadır arkadaşlar? İkinci öncülümüz doğru. Üçüncü öncülümüz, görünür ışık Işık tayfının büyük bir kısmını oluşturur. Tam tersiydi arkadaşlar. Görünür ışık, ışık tayfımızın çok küçük bir kısmını oluştururdu. O yüzden üçüncü öncülümüz de yanlıştır diyoruz. Yani cevabımız yalnız 2, B seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Evet arkadaşlar bir föyümüzün daha sonuna geldik. Sözel ağırlıklı olan bu konumuzda Doppler olayını bakın ışıkta, seste, suda ve elektromanyetik dalgalarını, tayflarını öğrendik. Lütfen konumuzu tekrar bir gözden geçirerek arkasındaki testlerimizi çözüp tekrar etmeyi ihmal etmeyelim. Bir sonraki föyümüzde görüşmek üzere.